Merhaba arkadaşlar, ben yakınkampüs.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir Photoshop dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde size imajların boyutlarıyla oynamayı göstereceğim. Büyütüp küçültmeyi veya iki imajı birbirine boyut olarak uydurmayı aslında göreceğiz. Bu ders için kullanacağım iki tane imajım, resmim. Biri ahşap bir background gördüğünüz gibi. Bir tanesi de bir üstten çekilmiş bir kahve fincanı. Bunları bulmak için arkadaşlar bir tanesini Pexels'den buldum. Pexels.com'dan. Daha önceki derslerimizde bu siteyi kullanmıştık biliyorsunuz. Ücretsiz resimleri bulup indirebileceğiniz, kullanabileceğiniz bir siteydi. Linkini paylaşacağım sizinle. Table diye aslında aradım. Üçüncü seçenek sonuç ama yine de linkini koyacağım. Birini de Google'dan buldum. Google'da size daha önce yine söylediğim imaj ararken Tools'a gelip Color'dan Transparent'ı seçerek arka planın transparan olduğu haliyle görmeyi aslında ya da o imajları bulmayı göstermiştim size. Bu taktikle buldum. Yine bunun da linkini paylaşacağım. Biraz uzun, çirkin bir link ama Google maalesef böyle tutuyor resimleri. Neyse, sorun değil. Peki, bu iki resmi açıklamadaki linklerinden bulup indirdikten sonra arkadaşlar dersi takip etmeye devam edebilirsiniz. Biz şimdilik herhangi bir tanesini ya da öncelikle arka planı aslında açmamız daha iyi. Arka planı Photoshop'un içine atarak açtık. Sol alt kısımda size daha önce bir derste göstermiştim bunu. Sol alt kısmı basılı tutarsanız bakın buradaki alttaki exposure yazan yere. Sizde farklı bir şey yazıyor olabilir bu arada. Burada farklı seçenekler var. Hemen yanındaki oka basarak burayı açabiliyorum. Mesela document size'a bakarsam dokümanımızın boyutunu bana gösteriyor. Neyse ne olursa olsun basılı tuttuğunuzda bakın burada width ve height değerleri yazacaktır resmin. Genişliği, width genişlik anlamına geliyor. Height da yükseklik anlamına geliyor. Bunlar piksel cinsinden bakın. 3918 piksele 2939 piksel şu anki resmimizin boyutları. Eğer isterseniz image size'dan da şuradan da görebilirsiniz bakın yine piksel cinsinden resmimizin boyutlarını. Farklı cinslerden de burada görebiliriz santimetre olarak veya piksel olarak. Biz şimdi piksel olarak bakalım çünkü dijital ortamda şu an değerlendiriyoruz her şeyi. Ne zaman baskı alacaksınız o zaman gerçek ölçülerin santimetre, milimetre gibi ölçülerin önemi olacak. Şimdilik sadece dijital ortamda baktığımız ve değerlendirdiğimiz için pikseller bizim için önemli. Peki bu resim 3918'e 2939 cancel dedim. Bir de kahve fincanı resmimize bakalım. Eğer direkt bunu sürükleyip bunun üzerine bırakırsanız görebilirsiniz üzerinde ne kadar durduğunu ama ben yeni bir sayfada açacağım. Yeni bir sayfada açmak için yukarıya sürükleyip bırakıyordum. Veya File Open diyebiliriz. Eğer içine yerleştirmek istiyorsak bu resmi de File Place Embedded diyebiliyorduk hatırlarsınız. Yeni dosyamızın yani kahve fincanımızın boyutuna bakıyorum. 571 piksele 571 pikselmiş. Eğer bakın buradan sağ klik Duplicate Layer derseniz katmanımızın üzerine şöyle bir menü çıkıyor karşımıza. Document'tan Background Boards'u seçersem yani diğer resmi seçersem ve OK dersem bu resmi diğer objenin üzerine atacak. Diğer resmimin üzerine, imajımın üzerine atacak. Gördüğünüz gibi biraz küçük resmimiz bu arka plana göre. Peki bu resmi büyütebilir miyim? Büyütebilirim tabii ki. Bundan önce gerçi size farklı bir buraya almanın farklı bir yolunu da göstereyim. Buradan katmanın üzerine tıklayıp Delete'e basarsam kahve fincanımı siliyorum gördüğünüz gibi. Yine buradan layer'ımı tutup sürükleyerek bakın. Buraya da bırakabilirim. Aynı işi görecektir. Daha hızlı bir yolu. Ben Duplicate Layer'ı çok kullanıyorum çünkü yerini bozmadan diğer imajın üzerine alıyor. Eğer birden fazla şey birbirine uydurmaya çalışıyorsanız Duplicate Image işimize, Duplicate Layer pardon, işimize çok yarıyor. Bunu daha sonraki derslerde göreceğiz. Pratik örnekler yaparken. Gerçi şu anda pratik bir örnek yapıyoruz sayılır ama. Neyse, herhangi bir yöntemle bu imajı bunun üzerine attım. Şimdi Photoshop'ta ilk akla gelen resim boyutu değiştirme yöntemi Ctrl T, Free Transform dediğimiz aslında araç. Ctrl T'yi Edit'in altından Free Transform diyerek de ulaşabiliriz. Ctrl T'ye Free Transform'a Edit'in altından Free Transform diyerek de ulaşabiliriz. Ya da Ctrl T'ye basarak ulaşabiliriz. Ctrl T'ye bastığınızda hangi layer'ın seçili olduğu önemli. Arkadaşlar dolayısıyla hani layer 1 isimli olan kahve fincanı layer'ımın seçili olduğuna emin oluyorum Ctrl T derken. Buna dikkat edin. Yoksa arka planı Free Transform etmeye çalışıyor olacaksınız. Tabii bu arada işlere başlamadan önce bunun aslında adını değiştirebiliriz. Fincan background olan imajımızın adını da. Önce üzerine çift tıklıyorum. Eğer bu bir backgroundsa, kilitliyse bunu hareket ettiremem veya transform edemem. Dolayısıyla önce üzerine çift tıklıyorum. Bunu bir katman haline getirecek. Katman haline getirirken gördüğünüz gibi layer'a bir isim de verebiliyoruz.
Buna da BG diyelim. Ben genelde background yani en arkaya koyduğum arka plan resmi için BG kısaltmasını kullanıyorum. Siz bilirsiniz tabii, istediğinizi kullanabilirsiniz. Herhangi bir katman üzerine basarak gördüğünüz gibi seçebiliyorum. Yine fincanı seçtim ve Ctrl T dedim. Ctrl T free transform yapıyor dediğimiz gibi. Bunu nasıl büyüteceğim? Köşesinden tutup sürükleyerek büyütebilirim. Daha önceki derste bunu görmüştük nasıl büyütebildiğimizi. Aslında yeni bir şey değil bizim için. Haber değil ama birkaç tane yeni özellik göstereyim bunun içinde size. Önemli özellikler. Öncelikle mesela Shift'e basarak, Shift'e basılı tutarak bu işlemi yaparsak eğer resmin oranını bozmadan büyüttüğümüzü görebiliriz. Bu arada büyütme işlemini yaparken sol üstte bakarsınız arkadaşlar, burada bir yüzde değeri veriyor bize. W ve H harflerini görüyorum. W width için buraya konmuştur, yani genişlik. H de height için, yani yükseklik için konmuş. Şu an bakın resmimizi %371'ine, yani neredeyse 3,5 katından fazlaya büyütmüşüz. Bu çok iyi bir şey değil bu yaptığımız, çünkü küçük bir resmi büyüttüğümüzde şu an ekranda gördüğünüz gibi bunu biraz bulanıklaştıracaktır Photoshop. Bu Photoshop'un bir suçu değil. Herhangi bir küçük resmi büyüttüğünüzde resmimiz mecburen bulanıklaşacaktır ki Photoshop bunu bu arada en iyi yapan, yani büyütme işlemini en iyi yapan programlardan biridir. Hatta benim kullandığım en iyi program. Belki daha iyisi vardır. Ben bilmiyorumdur diye öyle söylüyorum. Ama ben genelde bir şey büyüteceksem, yani zorundaysam illaki diyelim ki fotoğrafı çektim. O imajı oluşturacağım. Ve maalesef fotoğraf yeterince büyük değil. Şimdi gidip seti bir daha kurup fotoğrafı bir daha çekmek çok daha pahalı bir iş olduğu için bazen mecburen büyütmek zorunda kalabiliyoruz. Bunu yapacaksan muhakkak Photoshop'ta yaparım. Başka bir programda yapmam. After Effects'te falan mesela kesinlikle yapmam. Kesinlikle Photoshop'ta yaparım. Ama yine de gördüğünüz gibi bulanıklaştırıyor. Çünkü 3 katına çıkardık. Şu an onaylayınca biraz düzeltecek ama yine de biraz bulanık olacak, göreceksiniz. Peki ne yapabilirim? Arka planı ön plan resmine göre küçültebiliriz ki burada bunu birazdan yapmayı size göstereceğim. Ama şimdilik şuradaki özelliklere biraz bakalım. Öncelikle devam etmeden önce biliyorsunuz Free Transform'da aslında 3 tane işlem yapabiliyoruz. Rotasyon, yani döndürme işlemi yapabiliyoruz. Move, hareket ettirme. Tam ortasına basmıyorum bunun için, bakın kenarına basıyorum. Biraz yani şeyin içine, resmin imajın üstüne ama tam ortasına değil. Kenarlarına basıyorum. Ya da büyütme, küçültme işlemi yapabiliyoruz. Büyütme küçültme işlemini yaparken eğer Shift'e basmazsanız, bakın şimdi yaptığım gibi resmin oranını bozabiliyoruz. Buna çok dikkat edin. Shift önemli bir kısa yol. Eğer buradaki Escape ya da Cancel sembolüne, yani iptal etme sembolüne basarsam bütün işlemi iptal edecektir. Bu da aklınızda olsun. Ctrl T'ye tekrar bastım. Bu Width ve Height arasında bakın bir zincir var, dikkat ederseniz. Bu zincir bu oranları birbirine kilitliyor. Yani Shift'e basmadan da bu kilitleme işlemini, yani oranları bozmama işlemini yapabiliyorum gördüğünüz gibi. Büyütebiliyorum. Buradan açıyla döndürme işlemini gerçekleştirebilirim. Bakın buraya bir 45 derece dersem tam olarak 45 derece döndürebilirim resmi mesela. Şu anlık sıfırda bırakacağım. Ve sıfırlayamadım bir türlü. Ve de bakın burada da hareket ettirme pozisyonu, özür dilerim, skew işlemi, yani resmi yamuklaştırma işlemi, paralel kenar gibi yamuklaştırma işlemi yapabiliyorum. Bunu da şimdilik oynamayacağım. Tabii ki resmimizin genel şeyini bozuyor yine. Görünüşünü bozuyor. Hareket ettirme buradaydı bu arada. X'teki ve Y'deki pozisyonlarını da buradan okuyabilirsiniz. Free Transform bu şekilde kullanabildiğimiz bir transform işlemi. Bir de ekstradan şu aracımız var. Wrap mod dediğimiz bir aracımız var. Bunu açarsanız eğer resimle oynayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi resmi imajımızı meshlere bölüyor. Aynı bir 3 boyutlu modelleme programındaki meshler gibi. Ve bununla gördüğünüz gibi resmi bozarak oynayabiliyoruz. Fakat yine nadiren başvurduğumuz bir yol. Bazen işte karakterin ya da bir fotoğrafı mesela kolunu hafifçe düzeltmek falan için bazen kullanabilirsiniz ama genellikle resim bozduğu için tercih etmiyorsunuz. Spesifik durumlarda ihtiyaç olabilir tabii. Peki dedik ki o zaman resmimizi büyütelim. Büyüttük. Onayladık. Bakıyorum %100 zoom yapınca biliyorsunuz bir önceki dersimizden bunun kısa yolu kontrol sıfırıydı. Resmin biraz bulanıklaştığını görüyorum. Bu istediğimiz bir durum değil. Tabii ki. O zaman bu resmi büyütmeyi değil, arkadaki resmi küçültmeyi deneyeceğim. Mesela bunu bir web sayfası için hazırlıyorsak bu görseli 3000 piksel, 4000 piksel zaten çok büyük değil mi? Zaten küçültebiliriz bunu bayağı bir. Dolayısıyla yani 1000 piksel bile çoğu zaman yeterli olacaktır web sayfasında paylaşacağımız. Veya bir Instagram paylaşımı veya bir Facebook paylaşımı için yapıyorsak 4000 piksele gerek yok. Dolayısıyla arkadaki resmi küçültmeye karar veriyorum ve fincan katmanını buradan siliyorum.
İkinci bir free transform dışında ikinci bir yöntem göstereyim size. Şimdi burada free transform'un şöyle bir sakıncası var bakın. Eğer direkt free transform'da bu resmi küçültürsem, bu arada bu merkeze doğru küçültme işlemini alt'la yapıyorum. Shift'le köşeye doğru küçültecek. Alt'a da basılı tutarsanız merkeze doğru küçültme işlemi yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu şekilde küçültebilirim. Onayladım Enter'a basarak. Ama gördüğünüz gibi etrafında biraz boşluk kaldı. Bunu da bu arada alabilirsiniz. Image'in içinde trim dediğimiz bir yöntem var. Trim'in içinde transparan pikselleri sil dersek gördüğünüz gibi toplam kanvası mı, buna Photoshop'ta kanvas deniyor. Yani resim alanınız diyelim. Toplam imaj alanınızı bütün transparan pikselleri silerek elinizdeki imajı küçültüyor. Fakat bu da iki aşamada yapıyoruz bunu gördüğünüz gibi. Bunun yerine daha hızlı bir yol göstereceğim size. İki kere Ctrl Alt Z'ye basarak geri aldım işlemimi. İmajın içinde Image Size'a gelirseniz arkadaşlar buradan biz aslında dosyamızı, resmimizi kanvasımızla beraber küçültebiliriz. Yani 4000 piksel olan resim diyorum ki bana 4000 piksele benim ihtiyacım yok arkadaşım. Benim 1000 piksel ya da 1500 piksel benim işimi görüyor. Enter dediğimde gördüğünüz gibi kanvasımı da resmimi de ihtiyacım olduğu şekilde küçültüyor. Yine buraya basılı tutarak emin olabilirim. Bakın 1500 piksele 1125 piksel oldu bu görsel. Bu şekilde küçültmüş oldum. Tabi bu arada 1000 pikselin kafanızda hayal edemiyorsunuz ne kadar bir büyüklüktür 1500 piksel. Şöyle düşünün, büyük ihtimalle kullandığınız monitörün genişliği, toplam genişliği 1920 pikseldir. Çünkü şu an birçok monitör 1920'ye 1080 olarak kullanılıyor. Tabii ki farklı şeyler var. Ben şu an mesela solda kullandığım monitör daha geniş yanlara doğru 1920'ye 1080 oranından. Dolayısıyla farklı bir görseli var, boyutu var pardon. Ama çoğu yani %90 zaman kullandığınız monitör özellikle bir laptop falan kullanıyorsanız mesela 1920 pikseldir genişliği. Dolayısıyla bu şekilde oranlayabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki aklınıza şu soru gelecek ki bu soru gelmeli aklınıza. 1920 piksel buysa 1500 piksel bu olamaz. Çünkü bu çok küçük görünüyor buna göre. Ama biliyorsunuz ki biz Photoshop'ta zoom in zoom out yapabiliyoruz. Yani resme yaklaşıp resmeden uzaklaşabiliyoruz. Sol alta baktığımda şu an bu imajın %25 gerçek boyutunun %25'inde göründüğünü fark ediyorum. Bakın %27.41 yazıyor. Eğer ben buraya 100 yazarsam veya daha önce öğrendiğimiz kısa yoluyla Ctrl 1 veya Ctrl 0 dersem resmi gerçek boyutuna getirecek. Bakın şu an resmimiz neredeyse şu soldan biraz taşıyor. Şuradaki navigasyon kısmı, navigator kısmından buna bakabiliriz. Sağdan biraz taşıyor. Yani şu an gördüğümün biraz daha büyüyor. O zaman 1920'ye 1500 mantıklı bir oran oluyor gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde aslında resmimizin gerçek boyutunu da görebiliriz. Peki gelelim Z'ye basarak biraz geri çıkıyorum. Bir önceki derste bunu görmüştük. Image Size'a tekrar bakalım. Burada yapmadığımız bir şey var mı? Resmi büyütebiliyoruz. Buraya yeni bir boyut gelerek. Bu arada buradaki zincir işaretli ise yine bunları oranlı bir şekilde büyütecektir. Zinciri kaldırırsanız yanlışlıkla bunu yapmanızı hiç tavsiye etmiyorum ama diyelim ki 3000 yazdım. Gördüğünüz gibi resmi yana doğru büyütüyor. Esnetiyor yani resmimizi sağa doğru. Dolayısıyla bu da istediğimiz bir şey değil. Resmi bozuyoruz çünkü bunu yaparak. Ctrl Z diyerek yine geri aldım. Fincanımızı bunun içine nasıl yerleştireceğiz artık? Tutup sürükledim yine. İçine bıraktım gördüğünüz gibi. Move aracına geçtim. Bir sonraki derste bu move aracını size bu arada göstereceğim. Katmanlar ve move aracını bir hafif öğrenmeye başlayacağız. Sonra katmanların daha derinlemesine göstereceğim. Sonra da araçlarımızla devam edeceğiz. Bir sürü daha ders yapacağız merak etmeyin. Daha yolun çok başındayız. Tekrar katmanımın adını fincan olarak değiştiriyorum. Yine move aracındayım. Fincan katmanım seçili ve gördüğünüz gibi fincan katmanımı hareket ettirebiliyorum. Bu arada bu zaten Photoshop'u Photoshop yapan olaylardan bir tanesi değil mi? İki ayrı katmanda iki obje kullandığımda yani sanki bir boyutluymuş gibi, fincan önümdeymiş gibi ve background arkadaymış gibi bir hareket yapabiliyorum. Bu da süper bir şey. Paint'te böyle bir şansımız yoktu biliyorsunuz ki eskiden. Ya da bilmiyorsanız öyleydi. Peki. Fincanı buraya oturtmak için altına bir de gölge düşürtelim. Hadi madem yapmışken o kadar. Bunun için şunu analiz ediyorum arkadaşlar. Fincanın ışığı nereden geliyor? Aslında iki yerden de ışığımız var. Sol üstten de geliyor. Sağdan da hafif bir backlight'ımız var. Ben ama soldaki ışık daha kuvvetli olduğu için sağa doğru düşüreceğim gölgesini. Fincan katmanına çift tıklıyorum. Birkaç önceki derste bunu yapmayı görmüştük. Drop Shadow diye bir seçeneğimiz vardı burada. Drop Shadow'u seçiyorum. Angle'ı bakın buradan gölgenin düşeceği yönü belirlemek için kullanabilirsiniz. Opacity'sini azaltabiliriz. Bu kadar yoğun bir gölge olmamalı. Çünkü yani sağdan da biraz ışık geliyor. Konuştuğumuz gibi. Distance ile oynayarak ne kadar uzak bir mesafeye düşürmek istediğimizi karar verebiliriz. Spread'i
Bunun kenarlarının sertliğine karar vermemiz için. Size'ı da yine ne kadar yakın, ışık kaynağımız ne kadar yakın, ne kadar uzak, buna karar vermek için aslında. Bu şekilde ayarlarımızı yaptıktan sonra okey dediğimde gördüğünüz gibi katmanımı, yani fincanımı arkaya oturtabiliyorum. Tabii ışığıyla falan da oynamam lazım. Eğer soldan bir ışık geliyorsa alttaki ahşabın da soldan bir ışık alıyor olması lazım. Aslında biraz öyle şansa. Ben burada buna hiç bakmamıştım ama sağ tarafı biraz daha karanlık. Ama bunu desteklemek için tabii yapabileceğimiz şeyler var. Yani bu dersin konusu olmayarak eğlenmek için gösteriyorum sadece size. Bakın background katmanın üzerine yeni bir katman oluşturdum. New layer dedim. Buna ışık 1 diyelim. Gradient tool'umu aldım. Gradient aracımı aldım. Yuvarlak gradient seçiyorum buradan. Burada linear gradient, yani düz çizgi olarak bir gradient veya yuvarlak bir gradient seçeneği var. Renk olarak da ön plana beyaz rengini alıyorum. X'e basarak bunu sağlayabiliyordum veya şuraya. Buraya bakın, yeni bir gradientla yeni bir ışık boyayabiliyorum gördüğünüz gibi. Bu ışığı alta yedirmek için de opacity ile oynuyorum hafifçe. Gördüğünüz gibi üst tarafı daha açık yapabiliyorum. Gerçi biraz yaktık üst tarafı. Belki de tam tersi alt tarafı biraz karanlık yapmamız gerekiyor olabilir. Bunu da şöyle sağlayabilirim. Renk, gradyan renk seçimimden siyah beyazı seçtim. Işık katmanımı gizledim. Yine yeni bir katman oluşturdum. Işık 2 diyelim bunun üzerine. Aynı gradyan tool'uyla bakın. Bu sefer siyah beyaz bir gradyan atıyorum bu tarafa. Biraz daha belki şöyle yapabilirim. Hatta şu. Gördüğünüz gibi ne kadar kısa tutarsam o kadar hızlı siyaha dönüyor renk. Bu sefer bunu multiply blending moduyla aşağıya geçiriyorum. Ve opacity ile yine oynuyorum bakın. Gördüğünüz gibi bu sefer üst tarafı aydınlık yapıp alt tarafı karanlık yapabiliyorum. Yani bir sürü aslında Photoshop'ta yapabileceğiniz değişik taktik var bu tip şeyleri uygulamak için. Bir de mesela bunu açıp iyice destekleyebilirim. Tabii alt taraftaki dokuyu yavaş yavaş yok ediyorsunuz. O yüzden opacity'leri düşük tutmaya çalışın burada. Bu önemli. Evet, böylece bakın sol üstün daha aydınlık, sağ altın daha karanlık olduğu imitasyonunu da oluşturabildim. Bu arada Photoshop'ta bu tip, şimdi yavaş yavaş boyama, işte bu tip şeyleri de yapmayı göstereceğim size. Her şeyi subtle dediğimiz, yani yavaş, yani etkisini çok az az koyacak şekilde üst üste koyduğunuzda, biriktirdiğinizde bir resme fark oluşturtturabiliyorsunuz. Yani bakın aynı olayı ben opacity'sini çok fazla koyduğumda saçma sapan bir resim oluyor ama hafif %10'lar %15'lerde kullandığımda, yani bu illa %15 doğru değer anlamında söylemiyorum bunu ama hep sakin olun, yavaş yavaş koyun. Yani hep koyduğunuz şeyi ufacık bir atın, ufacık bir şey daha atın üstüne, bir tane daha atın. Yavaş yavaş onlar birikecek ve resmi gerçekten değiştirecektir. Peki arkadaşlar, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bu dersimizde resimleri tekrar boyutlandırmayı, birbirine göre boyutlandırarak sonucu buna göre oluşturmayı gördük. Teşekkürler. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız lütfen like butonuna basarak videomuzu beğenin. Subscribe butonuyla kanalımıza yazılabilirsiniz. Facebook grubumuzdan, Yakın Kampüs 3D Tasarım grubundan veya yakınkampüs.com'dan da bize sorularınızı iletebilirsiniz. Tekrar teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.